Herkese selamlar dostlar. 16 ve 17 Ekim 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. Milli arada takiplik gidiyoruz bildiğiniz üzere. En son 14 Ekim'in videosunda da fullledik. Bugün de 15 Ekim. Umarım yine fulleriz. Birazdan bahsedeceğim. Öncelikle maç skor yarışmalarımız var. Ondan bahsedelim. Maç skor yarışmamızda Yunanistan'la Hollanda ve İngiltere İtalya. 2 güne de maç aldım. Yine zaten kendi yorumlarınız ve görüşlerinizi de aynı şekilde yorumlara bırakabilirsiniz maçlar hakkında. Sizlerin de yorumları ve görüşleri önemli ki fikir alışverişi yapabilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz iki tane maç skoru yarışmasını da kazanan arkadaşımız ekranda. Hollanda'yı Kaan Yuanç isimli arkadaşımız. Macaristan'dan Medahan Metahan Demirbay. Demiray isimli arkadaşımız. Bu iki arkadaşımız kazandı. Maç olanı yoruma yazabilirsiniz. Yine iki arkadaşımızı katı telegram gruplarımız alalım. İletişim adresimiz Kangal Bey. Bu kazanan iki arkadaş, arkadaşlar da benimle Instagram üzerinde iletişim kurabilir. Sizler de her türlü soru, görüş, öneri, gruplar hakkında bilgi almak isteyen herkes de benimle buradan doğrudan iletişime geçebilir. İletişime geçecekleri şimdi herkese kolay gelsin diyerek başlayalım. 14 Ekim için arkadaşlar e, 4 tane maç anlatmıştım. Youtube'da hepsi geldi zaten. Ben bir tane de 5. maçı da ekledim burada. Burada biraz e, skoruna kadar yazmaya çalıştım katıl grubunda ben. Makedonya maçını yakaladık mesela. Maç sonu biri zaten idealiydi düşküsü vardı. 2-3 gol. Skor beklentimde zaten 2-0-2-1 ayarındaydı. 2-0 biterekten de kazandık. 90 artı 5'te gelen golle. Slovenya'ya tek bir tercih yapmıştım. Ev sahibinin herhangi bir yeri kazanması. İlk yerden zaten 2 tane attı. Oradan güzel orandan yakaladık. İtalya 3-0 skorum vardı. O da 4-0 bitti. Ev sahibi 2 yarıyı kazanır zaten idealiydi. Gol de 90 artı 3'te geldi. Son 8 saniye daha dayansalar 3-0 skorumuz da gelecekti. Macaristan'a 2-3 gol dedik ama şanslıydık. Gerçekten maçta inanılmaz pozisyonlar ve direkler havada uçuştu. 2-3 golümüz geldi 1-1 skorum vardı orada da. Danimarka'ya da tek tercih alır ve 4.5 altta 3-1'de o da bitti. Onunla da kazanmasını bildik. Değerlendirenlere kazan sağlayan Tebrikler sizlerden ricamız. Videoyu atacağınız beğenilerdir. Artı 300 seviyesinde beğeni bırakırsanız şimdiden çok teşekkür ederekten de bizlerde de başlayalım. Bir de herkes açık Telegram kanalımız var. Herkes açık Telegram kanalına hizmet vermeye devam ediyoruz. Ya bu dönemlerde çok fazla maç yok. Kendi gruplarımızda daha iyi sıkıntı yaşıyoruz bazen maçlarda. ligler oynanıyor ve tat vermiyor arkadaşlar bunlar. Tat vermediği için yani hali hazırda zaten ufak özellikle bu dönemde her bayisin altına belirtiyorum. Burada da görüyorsunuzdur. Ufak diyorum, ufak diyorum. Ya bazı arkadaşlar anlamıyor özellikle belirtiyorum. Yani şu milli maçlar bitse de artık kurtulsak diyerekten de devam edelim. Şöyle sizden artı 300 seviyesinde beğeni bekledikten sonra yavaştan videomuza başlayalım. Çok uzun bir video olmayacak. 8 dakikalık bir video olur gibi geliyor bana. 6 adet maçımız var. Yunanistan'la Hollanda karşılaşması. Yunanlılar da son maçını kazanmasını bildi. O maçta da biz ne yaptık? Deplasmanda herhangi bir yeri kazanırdı verdik. Maçı kazandı doğrudan. Hollanda da Fransa'ya karşı iyi bir oyun sergiledi. Gerçekten oynamış olduğu oyun iyiydi. Ama Fransa burada yani Mbappé'nin bireysel becerisiyle birlikte özellikle attığı ikinci golü gördünüz mü? Ayak üstünü bir koydu. lak diye soktu. Zaten bu Hollanda kalecilerden her zaman bir sıkıntı yaşıyordu. Aslında biraz daha geride olsa kaleci onu da çıkarılmış da. Hollanda şimdi burada deplasmanda favori. Yunanlılarla oynayacak. Puan durumu için çok önemli bir mücadele. Şimdi Hollanda'nın bu maçta mutlaka en azından bir puan alması lazım. Çünkü Yunanistan'ın diğer maçına baktığımız zaman da onların Fransa ile bir maçı var. Hollanda maça o maçta kayıp olarak bakıyordur. Ama burada Yunanistan alacağı bir puan alacağı bir puan yani Yunanlıları bir üst tura taşıyacak. O yüzden Hollanda'ya da baktığımızda gerçi Hollanda'nın ekstradan bir maçı daha var. İllanda maçı da var. Cebeli Tarık. Hollanda'nın diğer maçları kolay. Yani Hollanda burada mutlaka bir puan alırsa gruptan çıkma ihtimali yüksek. Galibiyeti de oynayacaktır. Bence burada ideal yakın bir kadroda çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Diğer maçlarda yedekleri oynatabilirler. Cebeli Tarık maçlarında falan. Burada diğer seçeneğinde aynı şekilde Hollanda'nın Herhangi bir yeri kazanmasını bekliyorum. Oranımız arkadaşlar 1.48. Hollanda maçı kazanır mı bilmiyorum. Ama Hollanda'nın herhangi bir yeri kazanırı 1.48 gibi oranı var. Bence Hollanda bu maçta herhangi bir yeri kazanacaktır. Bol şanslar. İzlanda ile Liechtenstein karşılaşması. İzlanda da grupta baktığımız zaman en zayıf halkayla oynuyor. Onların da çıkma ihtimali var mı? kısmen biraz zor artık bu, şartlarda. Grupta zaten 6 takım var 5. sıra ama puanlar birbirine yakın. Ama bu da mutlak galibiyeti kovalayacaklardır. Rakip zaten kasap, manav falan. İzlandalı topçular bu maçı kazanır bence. Kazanırken de mücadele nasıl olur diyerekten de şurada ev, ya, ev sahibi her iki her ikiyi kazanır. Her iki yarıyı kazanır tercih 1.34. Yani alınabilirse bunu alınır. Benim skor beklentimi söyleyeyim bazen skor atmak isteyenler oluyor. Maç sonunda 3-0 skor olabilir arkadaşlar. Onun da oranı 4 .15. Benim skor beklentim İzlanda'nın Lichtenstein'e karşı 3-0 kazanması yönünde. Lüksemburg'la Slovakya karşılaşması. Slovakya'nın ben dirençli bir takım olduğunu sizlere söylemiştim. Yani Portekiz karşısında 2 tane gol attılar. Yani orada ben Portekiz'in eşekli diyorum. O maçta 4.5 altında 1 ve 1 vermiştik. İdeal kombinimizi başarısız yapmıştı o maçta mesela. Lüksemburg'a baktığımız zaman da onlar da Portekiz'den 9 yemişti. İzlanda'yla da son maçında berabere kaldı zaten. Slovakya'nın ben biraz daha diri futboluna güvenerekten de Slovakya tarafına gideceğim burada. Ama giderken nasıl gidelim? Aynı şekilde ki burada puan ihtiyacına baktığımız zaman da arkasında direkt rakibiyle oynayan bir Slovakya var. Lüksemburg doğrudan rakibi. Lüksemburg da maçı bırakmayacaktır ama Slovakya burada biraz daha kalitesiyle ve diri oluşuyla birlikte burada deplasmanda diğer seçeneğinde Slovakya'nın burada herhangi bir yarayı kazanması. Yani deplasman Slovakya yarı kazanır. Yine aynı şekilde diğer seçeneğinde Nesine de Billioner'de bulabilirsiniz bunları. Veya Avrupa'nın maç bölümünde bunları bulabilirsiniz. Slovak yarı kazanırdı. Şu an Nesine oranı 1.59. Tek tercih 1.59 olandan Slovakya'nın burada herhangi bir yeri kazanması olacak. 17 Ekim'e gidelim. İngiltere ile İtalya. Bu maçın maç sizlere sorduk. İdeal kadrolar şu an açık değil ama ben şöyle bir e, Tonali ve Zaniolo zaten takımda yok. Bunu belirtmiştik. İngiltere burada ideal yakın kadrosunu çıkartarak da kazanmak isteyecektir. Ki zaten yani gruba da baktığımız zaman işler biraz karışık. Arkadan Ukrayna da geliyor. E, İtalya'da Ukrayna maçı var zaten. Bu maçtan sonra galiba. Şimdi İngiltere'nin ben bu maçı kazanmasını bekliyorum öncelikle. Ben burada da oradan bir tercihim İngiltere'nin 90 dakika sonucunda galip gelmesi yönünde. Maç skorunda 2-1'lik bir İngiltere galibiyeti. Ben İngiltere'nin burada kaliteli oynayıyla birlikte maçlarının Webley ile oynanacaktır. Aynen İngiltere maçlarını orada oynuyor genellikle. Maç sonu birini zaten bekliyorum ama kanser bir maç olacağı o kesin. Maç sonu 1 1.43 gibi orandan İngiltere tarafına gidebiliriz. İtalya'da olsa İngiltere kalitesini konuşturacaktır bence. Benim skor beklentimi zaten belirtmiştim. 2-1'lik bir skorla. Handikap 0 yani tek farklı bir İngiltere galibi de gelirse burada bizlere vereceği oran 3.04. İngiltere bence burada özellikle Bellingham'ın formlu oluşu ve burada muhtemelen ideal kadroda olacaktır. Sakatlı yoktu sanırım. İt İtalya'ya karşı burada direkt İngiltere'nin kazanmasını ve tek farklı kazanmasını skor beklentimde 2-1. Ha yani buna göre 2-3 gol tercihi de değerlendirebilir. Onun da oranı 1.76. Fakat çok fazla tercih vermemek adına onu vermiyorum ama aklınızda bulunsun. Malta ile Ukrayna karşı <laughs> Pardon. Malta ile Ukrayna karşılaşması. Ukrayna'da dediğim gibi son dönemde formallı ve 2-0 skoruna kadar yakaladığımız bir maçı vardı. Yine burada deplasmanda basmanda yine ideale yakın bir kadro. Çok fazla kadroda oynayacaklarını düşünmüyorum. Kazanmaya yönelik bir oyun olacaktır. Ukrayna bence burada kazanır da kazanırken de nasıl olur diye baktığımız zaman da biraz burada e, şey yapalım oran alalım diyerekten söylüyorum ben bunu. Yani idealden almak isteyenler yani burada zaten milli maçların hangisinde 5-6 tane gol olmuş ki diyeyim ben sizlere. 4.5 altına 2'nin oranı 1.33 gibi oranı var. İdealden bu değerlendirme altına alınabilir mesela. Ama ben biraz daha oran almak istediğim için burada sizlere ideali alabilirler. Biraz daha yüksek orandan ne alabiliriz diye baktığımızda yine burada deplasmanda basmanda olması kaynaklı 2-0 ayarlarında bir Ukrayna galibiyeti çıkabilir. 3.5 altında 2 ile yaparsanız bu oranı 1.65'e kadar yükseltirsiniz. Yani ben 4 golün çıkacağını da beklemiyorum. Sağlamcılar 4.5 yapsın. Biraz daha risk isteyenler burada 3.5 altında Ukrayna galibiyeti yapabilir. Son mücadelem Sırbistan'la Karadağ. 17 Ekim'in son karşılaşması. Bu arada şöyle beğeni desteklerinizi bekliyorum. Belirtelim. Artı 300 gelirse çok güzel olur. Sırbistan'ın burada son maçında Macaristan'ı kaybetti. Ve inanılmaz pozisyonlar kaçırdı o maçta. Gerçekten inanılmaz pozisyonlar kaçırdı. Grupta şimdi Karadağ ile birlikte birbirlerine rakipler bunlar. Birinin 10 puanı birinin de 8 puanı var. Karadağ'ın da maç eksiği var. O yüzden Sırbistan'ın buradan mutlak galip gelmesi lazım. Ben galip gelirken de Sırbistan'ın burada 4.5 altında galip gelmesini bekliyorum. Onun da oranı 1.43 gibi oranı var. Sırbistan bence burada kadro kalitesi çok yüksek. Seyircisi önünde 2-0 yine belki 3 de olur bu maçta Sırbistan adına. Sırbistan'ın en az 2-3 tane atarak galip gelmesini bekliyorum. Biraz daha oran almak isteyenler şöyle bir şey yapabilir. Handikaplı Sırbistan galibiyeti. Yani Karadağ gol atar mı bilmiyorum ama Sırbistan iki tane iki farkı da bulabilir. 2-0-3-0 yararına bekliyorum mücadeleyi. Handikap oranı 1.82 oranı var. Değerlendirecekler bu de bir değerlendirme yapabilir. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek konulardan önermeye çalıştım. Değerlendirecek bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.